Arkadaşlar merhaba. Klasik hikayelerle İngilizce öğren serimize yeni bir hikayeyle devam ediyoruz. Hikayemiz Anton Pavlovich Çekov'un Vanka isimli hikayesi. Bunu yaparken yani klasik hikayeler yoluyla İngilizce öğrenmenize yardımcı olmaya çalışırken diğer taraftan da sizi mümkün olduğu kadar farklı yazarlarla bir araya getirmek düşünce. Dolayısıyla bu sefer de böyle bir hikaye seçtim. Hikayemizin adı Vanka. Vanka Zhukov, a boy of nine, 9 yaşında bir çocuk, who had been for 3 months, past perfect, geçmişin geçmişi, ki o had been for 3 months apprenticed. 3 ay, evet, who had been for 3 months, 3 aylığına çırak olarak verilmişti. To Aliahin the shoemaker, ayakkabıcı Aliahin'e. Was sitting up on Christmas Eve. Yılbaşı akşamı uyumamıştı hala. Waiting till his master and mistress and their workmen, bekliyordu arkadaşlar. Waiting till his master and mistress, ustası ve ustasının hanımı, hanımefendiyi. And their workmen, ve işçilerini, had gone to the midnight service. Yani ne yapmıştı? Onların onlar gidinceye kadar beklemişti. Gece servisine gidinceye kadar. Had gone to the midnight service. He took out of his master's cupboard a bottle of ink. Yani bütün herkes gittikten sonra yapıyor bunu. He took out of his master's cupboard, efendisinin ya da ustasının dolabından, a bottle of ink, bir şemürekkep çıkarıyor, and a pen, ve bir kalem. With a rusty nib. Paslı uç arkadaşlar. Paslı ucu olan bir kalem çıkarıyor. And spreading out a crumpled sheet of paper. Yayarak a crumpled sheet of paper, buruşmuş bir kağıt parçasını, in front of him, önüne, began writing. Yazmaya başladı. Before forming the first letter, he several times looked round fearfully at the door. Önce, before, forming the first letter, ilk harfi oluşturmaya başlamadan önce, he several times looked, birkaç kez baktı, round, etrafına, fearfully, korkarak, at the door, kapıya doğru, and the windows, ve camlara doğru. Stole a glance at the dark icon, ve hırsız gibi bir bakış attı, yani gözünün ucuyla baktı. Stole a glance, bir bakış çaldı. At the dark icon, siyah ikona, resmi, on both, karanlık ikona, on both sides of which stretched shelves full of glass. On both sides, her iki tarafında, of which, evet, ikonun diyor, on both sides of which, bu ikonun her iki tarafında stretched, uzanıyordu, shelves full of glass. Last, ayakkabı kalıpları, ayakkabı kalıplarıyla dolu raflar uzanıyordu. And heaved a broken sigh. Ve böyle kırık bir sigh, iç geçirme demek. Kırık bir iç geçirdi. Heaved, bir nefes aldı. The paper lay on the bench. Tezgahın üzerinde uzanıyordu kağıt. While he knelt before it. O da tezgahın önünde diz çökmüştü. Biraz yukarıya alıyorum, kadraja uyduruyorum. Şöyle, evet. Dear Grandfather, sevgili büyük baba, Konstantin Makarich, he wrote, diye yazdı. I'm writing you a letter, size bir mektup yazıyorum. I wish you a happy Christmas, mutlu bir Christmas diliyorum. And all blessings, Christmas'ta işte yani tabii Hristiyan alemi için Hazreti İsa'nın doğumuyla da karışan yeni yılın, arkasına da yeni yılın gelişinin eklendiği bir dönem. Onu da söyleyelim belki bilmeyen varsa diye. And all blessings from God Almighty, ve Yüce Tanrı'dan bütün nimetleri diliyorum sizin için. Yani mutlu bir Christmas ve Yüce Tanrı'dan sizin için, Almighty, Yüce, God, Tanrı, sizin için bütün nimetleri diliyorum. I have neither father nor mother. Neither nor kalıbı, ne o ne de o kalıbı arkadaşlar. Ne babam var ne de annem. You are the only one left me. Bana kalan tek şey sizsiniz. Bunu büyük babasına yazıyor, söylüyor. Vanka raised his eyes to the dark icon.
Gözlerini karanlık ikona, tasvir, dini tasvir oluyor genellikle, kaldırdı. On which ki bunun üzerinde the light of his candle was reflected. Mumunun ışığı yansıyordu ikona. And vividly recalled his grandfather. Ve canlanmış bir şekilde gene vividly, canlı bir şekilde recall hatırlamak demektir. Gözünün önüne getirmek recall. His grandfather, büyük babası Konstantin Makarovic'i gözünün önüne getirdi. Who was night watchman, o bir gece gözcüsüydü, gece bekçisi gibi, to a family called Zverev. Zverev adında bir aile. He was a thin but extraordinarily nimble, sıra dışı bir şekilde zayıftı. Ama sıra dışı bir şekilde nimble, çevikti, and lively ve canlıydı. Canlı, little old man. Yani toparlamaya kalkarsak zayıf, sıra dışı bir şekilde çevik ve canlı, ufak tefek, yaşlı bir adamdı. Of 65, 65 yaşında. With an everlastingly laughing face, durmaksızın gülen yüzüyle, everlastingly laughing, and drunken eyes, ve sarhoş gözleriyle. Yani tabi burada wit'i biz tanımlamalarda İngilizce'de tasvirlerde lilı olarak yapıyoruz. Yani durmadan gülen bir yüzlü, durmadan gülen bir suratlı and drunken ve sarhoş gözlü 65 yaşında bir adam diye tanımlama gidiyor. By day he slept in the servants' kitchen. Gün boyunca o hizmetçilerin mutfağında uyurdu or made jokes with the cooks ya da aşçılarla şakalaşırdı. At night, gece, wrapped in an ample sheepskin, böyle geniş, kaba bir koyun, sheepskin, koyun postu, ample'da geniş, wrapped, sarılı, sarılı bir şekilde, he walked round the grounds, arazileri gezerdi, and tapped with his little mallet. Mallet da arkadaşlar, sopa, mallet, tokmak. Tam karşılığı aklıma geldi. Şimdi tokmak, sopasıyla, tokmağıyla tak tak da gezerken vuruyor. Old Kaştanka and Eel. Yaşlı kaştanga ve yılan balığı, so called böyle adlandırılıyordu, böyle çağrılıyordu, ona böyle deniyordu, hitap ediliyordu. On account of his dark color, koyu rengi yüzünden, and his long body ve uzun vücudu yüzünden, evet, like a weasel, bir gelincik, sansar gibi uzun vücudu yüzünden, weasel, followed him with hanging heads. Bu ikisi iki köpekten bahsediyor arkadaşlar. Böyle hanging, yani uzayan kafalarıyla onu takip ediyorlardı. Gece bekçisi büyük babayı. This eel was exceptionally polite and affectionate. Eel olan, exceptionally, istisnai bir şekilde polite and affectionate, kibar ve şefkatliydi. And looked with equal kindness ve bakıyordu eşit kibarlıkla on strangers, yabancılara, and his own master, ve kendi sahibine. But had not a very good reputation, ama pek de iyi bir ünü yoktu. Under his politeness, kibarlığının altında, and his politeness and meekness. Evet, yani bunu da nasıl tasvir edelim? Kibarlığının altında bakayım. Was hidden the most. Evet. Uysallık arkadaşlar. Ancak toparlayabildim. Kibarlığının ve evet, politeness and meekness. Kibarlığının ve uysallığının altında was hidden the most juridical cunning. Juridical cunning'de kurnazlık, tabi juridical yaşlı böyle. Yaşlı bir kurnazlık yatıyordu. No one knew, kimse bilmiyordu how to creep up on occasion and snap at one's legs. No one knew it better. Kimse daha iyi bilemezdi. How to creep up. Nasıl böyle sürünerek gelineceğini on occasion, duruma bağlı olarak, gerektiği zaman. And snap, ve çekip kopartılacağını, at one's legs, bir insanın bacağını, birisinin bacağını, to slip into the store room or steal, ya bir mağaza, bir dükkanın içerisine nasıl sızılacağını, or steal a hen from a peasant, ya da bir köylüden, bir çiftçiden bir tavuğun nasıl çalınacağını. Yukarıya alıyorum arkadaşlar. His hind legs, onun arka bacakları,
had been nearly pulled off more than once. Yani neredeyse koparılmıştı birden fazla kere. Once, then, once, twice. He had been hanged. Asılmıştı, asılmıştı. Tabii buralar pasif arkadaşlar. Yani şöyle be ve fiilin üçüncü hali pasif yapıyı gerektiriyor. Past perfect tense, geçmişin geçmişi. Had been nearly pulled off, neredeyse çekip koparılmıştı arka bacakları birden fazla kere. He had been hanged, o asılmıştı every week, her hafta. He was thrashed ve çöpe atılmıştı till he was half dead. Yani yarı ölü bir konuma gelinceye kadar. But he always revived, ama her zaman hayatta kaldı. Yani bunlar bu köpeğin için yapılıyor. İşte dükkanların içerisine sızıp hani malzeme kaçırdığı için ya da işte köylülerin kümeslerinden tavuk kaçırdığı için arkadaşlar. At this moment, o anda grandfather was no doubt standing at the gate. O anda yani bizim yazarımız yazarken bu mektubu büyük babasına. At this moment grandfather was no doubt, şüphe yok, standing at the gate, kapıda dikiliyordu. Screwing up his eyes at the red windows of the church. Gözleri screw up, vidalarmış, sabitlenmiş bir şekilde. At the red windows of the church, kilisenin kırmızı pencerelerine. Stamping with his high felt boots. Yüksek keçeli ayaklarını stamping, yere vurarak. And joking with the servants. Ve hizmetçilerle de şakalaşarak. His little mallet was hanging on his belt. Sopası arkadaşlar, tokmağı belinde asılıydı. Hanging on his belt. He was clasping his hands. Ellerini böyle vuruyordu birbirine. Shrugging with the cold. Şeyden de soğuk nedeniyle de işte omuzlarını silkiyordu. And with an aged chuckle, pinching first the housemaid, then the cook. Ve işte yaşlı bir kahkaha atıyordu, atarak çimdikliyordu. Pinching the first the housemaid, önce hizmetçiyi, then the cook, ondan sonra da aşçıyı. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hikayemize devam edeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.